Yine sorularla devam edelim. Murat Danış yazmış. İyi demiş. Bize teşekkür ediyoruz. Devre arası transfer döneminde Luindama, Feguli ve Babel'in durumu ne olacak acaba diyor. Luindama'yı yine senle burada 10-15 gün önce söylemiştik. Gitti dedim. Belçika'da bir takıma gitti ama kulübünü öğrenemedim demiştim. Luindama gitti. E, Yedlin bir hafta önce zaten bavulunu topladı. Son maçta kadroda da yoktu kupa maçında. E, Luindama, Yedlin ve kim dedi? Babel. Evet. Babel için ayrılık kolay değil. Babel'in çok ciddi bonusları var. de mi gitti? de gitti. Yani Yedlin hatta herkesten önce o bavullarını topladı. E, ABD'ye gidecek büyük ihtimalle. E, Luyendam'a kiralık gönderiliyor. Satın alma opsiyonu konulmak istiyormuş. Kulübüne hala Belçika'da bir takım olduğunu söylüyorum ama daha ta, 2-3 takım olduğu için. Antwerp'tir. E, Antwerp olabilir. Orada çünkü çok yüksek paralar da yok yani. Belçika'da baktığın zaman Belçika'nın... Yo dilinde, Antwerp veriyor. E, o zaman orası olabilir. Önümüzdeki günlerde göreceğiz ama bu ayrılıklar artık kesinleşti. Sadece e, Reyle Samat da orada imzalara evet. kaldı. Babel için ben Babel ayrılığı kolay bir ayrılık olmayacaktır. Yarım sezon daha e, sözleşmesi var. Ama e, sadece aldığı maaş değil, yani maç başına aldığı paralara baktığın zaman o bonuslar var ya katlamalı olarak 10 maç, 15 maç, 25 maça çıktığın zaman bunlar böyle bir ayrılıkta futbolcular ne diyor? 25 maç oynamış olarak kabul ediyor, de, 35 maç oynamış kabul ediyor. Aynı şekilde onu da beraberinde yanıtlı istersen. Okan kocuk Giresun'dan gelecek mi? Çünkü İsmail'e yürümüyor gerçekten. Kaçınılmaz gerçek demiş. Kaleci konusunda şu anda çok ciddi bir e, arayış var. Okan Koçuk için Giresun Spor Kulübü ile görüşme yapıldı. E, verip vermekler. Onlar da şu anda bir ideal hedefi var. Yani Sonuçta lige kötü başlamışlardı. Yukarıya doğru bir çırmanışa geçtiler. Hedefler tabii ki ligde kalmak. Okan Koç'u eğer bırakmazlarsa burada çünkü iki tarafın iyi niyeti önemli. Sözleşmeli bir oyuncu şu anda Giresun Spor'da. Onun dışında İsmail e, evet son kupa maçında çok tartışılan bir isim olmuştu. Diğer taraftan Fatih ayrılık aşamasında o da bir takıma gidecek. Adana'da bir spor istiyor. Hiç oynamadı bu sene. Kim Dolay dedin? Fatih, Fatih Garsay'ın evet. şu andaki mevcut kalecilerinden. art taraftan genç oyunculara güvenilmiyor. Okan'ın dışında haberini dün Mehmet Özcan'la beraber yapmıştık. O da vardı, bende de vardım. Belçika'dan Sinan Bolat, milli takımın oyuncusu. O da Gent'te forma giyiyor. Şimdi onun ismi gündeme geldiği zaman ya işte 33 yaşında bir adam falan denildi. Şöyle bir baktım. Son haftaların son iki senesi çok başarılı. Şu anda hatta gençteki ayrılığına izin vermiyorlar. Orada Konfederasyon Ligi'nde mücadele ettikleri için sezon sonu sözleşmesi var. Ee, orada dolayısıyla bir Sinan ayrılığı tamamen Sinan'ın kendi ikili ilişkilerine bağlı. Eğer kulübüyle bu ayrılığı gerçekleştirebilirse Sinan transferi olabilir. Sinan olmazsa bugün Süleyman abi haber yapmıştır. O, Kayseri Spor'dan ayrılan İspanya Ligi'ne giden kaleci vardı Kaysen Doğan Alemdar Doğan Alemdar onun ismi O yüzden kaleci konusunda çok ciddi bir arayış var Yani A, B, Doğan C planları Doğan Alemdar da genç bir kaleci. Genç bir oyuncu orada hiç forma giymemiş Şimdi bu da riskli bir transfer Yarım sezon hiç forma giymemiş kaleci, İrfan Can Bayat dışında herkes e, geçiyor galiba İrfan sonra. Can da geçmesi İrfan En Can çok da o, o aslında o konuşuluyordu konuşulmuştu. Orada bazen tren kaçınca çok ağır kaçıyor Yani arkasından koşsanız da yetişemiyorsunuz İrfancan Can Bayat'ı Göztepe almadan önce Adana'da bir spor, Adana'da Spor'da oynarken boşta olan bir kaleciydi. O zaman çok fazla rağbet görmüyordu. Şu anda özellikle üst üste oynadığı maçlarda başarılı performans sergiledi. Bir ara eleştiriliyordu. Ya bu isimlerden bir tanesi olacak. Çok ekstra bir sürpriz olmaz. Ben şu anda Sinan Bolat'la Galatasaray'ın görüştüğünü dünkü haberimde dedim. Belçika kaynaklı. Yani direkt bunu söylüyorum. Belçika kaynaklı benim. Galatasaray bir teklif yapmış. Futbolcuyla kulübü arasında olan şey. Bir bonservis bedeli ödemez. Ama Sinan'ın orada aldığı maaş da çok düşük. Galatasaray'a geldiği zaman. E bir de milli futbolcu, yerli kaleci Melike. Hı hı. Şimdi burada herkes Sinan Bolat deyince Galatasaray'dan ayrıldığı dönemi hatırlıyor. İki seferdir mi iyi takıma çağrılıyordu zaten. E, Birisinde oynamıştı hatta, bir maçta oynadı. Şimdi hangi maç hatırlamadım? E, baktığımız zaman özel maçlardan bir tanesiydi galiba. E, Sinan Bolat'ın Galatasaray'dan ayrıldığı dönemden sonra çok üst düzey maçlar çıkardı yani. O sezon tartışılıyordu belki. E, Mustafa'nın arkasında Galatasaray Bursa Kupa finalini kazandıran bir kaleci performansıyla. O da herhalde Galatasaray'ın şu anda bir numarasında yani Galatasaray'ın şu andaki bir numaralı sorunu kaleci sorunu. Bu İrfancan konusu da herhalde uzun zaman sonra bir hikaye olarak anlatılır diye düşünüyorum. Savaşçıoğlu İbrahim Bey sormuş. Denayer Galatasaray'a geri dönme ihtimali var mı diye? Bugün ben de medyadan okudum. E, Denayer iyi bir oyuncu. Galatasaray'da biliyor. Bir taraftan Trabzonspor'a da yazılmıştı. Şimdi e, stoperler için marka Nelson uyundama gittiği için oraya bir yedekleme mutlaka olacaktır. Ama ben bu gençleştirme yapısı içinde son Deniz Spor Kupa maçında istediğim Işık Kağan'ı ben çok beğendim Işıkkan Kağan Aslan'ı. Hep söylüyordum. Tabii ki genç oyuncu. Kupada, kupada, en çok üzüldüğüm an biliyor musun? Yani, Şimdi Volkan. Yani e, sonuçlardan bağımsız. O top onun önüne denk geldi ya. Son saniye golünde. Çok üzüldüm yani. Volkan şimdi genç ben bu oyuncu. oyuncuyu e, sezon başında böyle söylüyorum. Hocam diyorum. Buradan yönetime, teknik gençleşme, yeni yol haritası. Gençleşen bir Galatasaray ama Galatasaray'ın altyapısında bir tane oyuncu yok diyorduk. Işık Kağan, Aslan, Bartu Elmas. Atalay Babacan özellikle en genci bunların Işık kandı. Bu maçta son derece soğukkanlı. Gol pozisyonu içinde olmasına rağmen dediğin gibi o görüntü, o fotoğraf benim de gözümün geliyor. Yani bu oyuncular neden devam edilmesin? Bu genç bir oyuncu. E, Alpaslan var. Ozan'a Alpaslan var. Yani yeni bir stoper transferi transfer sürecine geldiğimiz zaman hepsini tabii geniş geniş konuşacağız. E, Denayer'de Galatasaray'ın gündeminde olması normal ama kolay bir transfer değil. Bence Nelson ve e, varlığı dolayısıyla hani ilk tercihi Galatasaray olmaz diye düşünüyorum. Şöyle, 15, şöyle. 11. Herhangi birisinin satışı olursa, o zaman, Nelson marka, bunlar şu anda transfer teklifleri gelmeye başladı. Bir satış gerçekleşirse o zaman deneyecek gerek kalabilir. Ama bu ikilinin olduğu Peki, yerde şu anda gerek geçerli değil. O zaman, zaman. Değil. kutsal soru da gelsin. Oktay Bey'den gelmiş ki eminim bir 10-15 izleyicimiz yazmıştır ama şu an gözüme çarpan o. Jetson Fernandez transferi. Durum ne? <laughs> Jetson Fernandez sorum. transferinde bütün Galatasaraylı arkadaşlarım sosyal medyada bakıyorum artık insanlar sıkılmaya başladı. Evet. Yani Jetson Fernandez transferi bitti, geliyor, yola çıktı, anlaşma. Artık ben de hakikaten Jetson Fernandez ismini artık imza atıldığı anda herhalde haber yaparız. Çünkü yola çıktı, geliyor, bitti. Transfer dönemi resmi olarak 12'sinde başlıyor. Evet. Orası da çok ilginç. Yani bu hafta bir oyuncuya transfer <laughs> yapsam oynatamıyorsun. oynatamıyorsun. Ama transfer dönemi başlamıyor. Şu ana kadar olması lazımdı. Jetson transferi bitmesi lazımdı. Acaba mı demeye başladım ben de yani. Daha önce anlaşıldı. Bir buçuk yıllık kiralık haberleri çıkmıştı. sezon başından beri beklenen isim. Orada da aşağı yukarı ligde 48 dakika bir daha Avrupa maçı var. Şu ana kadar yani yarın bu gece artık geçti mi saati? Geçmedi İyi, daha. daha. Yarın yarın 30. akşam 18'deki idmana katılması gerekirdi bence. Jason Fernandes'in. Ama daha transfer sezonu resmi olarak açılmam. Evet. Antrenmana çıkarabiliyorsun. 12 12 Ocak. Orada da öyle bir işte evet, var. Evet. Onu az önce vurgu yaptım ya. Yani 7'sine e, transfer başlıyor. 12 Ocak'ta resmileştirebiliyorsun. Gelip antrenmanlara başlayabilirdi. Tamam. Yarınki yani antrenmanda bir yeni transfer Jason Fernandes olabilirdi. Murat Bey yazmış. Saşa Boye'nin dönmesi Fana'nın olduğunda performansını etkiler diyorum. Katılır mı yorumcular? İkinize sormuş. Biz Saşa Boye'nin performansını daha tam olarak görmedik. Evet ilk başlangıçta çok iyiydi ama zorlu ve kritik maçlarda çok fazla görmedik. Sakatlık dönüşü nasıl olacak? Giresun Spor maçında oynamasını bekliyorum. Çünkü bir haftadır, on gündür son haftada baktığın zaman antrenmana başlamış takımla. Yeniden dönüşü ben de çok merak ediyorum nasıl olacak. Benim hep böyle Kuşkuyla baktım bir futbolcuya, Bana kızıyorlardı Şaşa boy performansını işte çok iyi eleştiriyorsun diye. Dönüşü e, mutlaka tabii ki yani çünkü sağ, sol birlikte oynayacağı oyuncu önemli. Orada Oğulcan da iyi oynamaya başladı. Mesela 2-3 o oynuyordu. Şaşa Boyun dönmesiyle beraber Gelsun Spor maçını hep beraber göreceğiz. Bir futbolcu bazen çok şey olabiliyor. Evet. Ama farklı kulvardalar. Birisi solda, birisi sağda. Onun performansı kimi etkiler? Önde oynayacağı oyunu etkiler. İşte Mor yanında oynayacağı. Moruz sana etkileyebilir. Moruz sana etkiler. İşte... E, Stoperleri stop etkileyebilir. etkileyebilir. Nelson'un mesela biraz daha ileriye çıkmasını sağlayabilir. Seboy da çok fazla ileri çıkan bir oyuncu. Ya da Nelson'un onun açını kapatacak gerekir. Yani bu sezona bir başlayalım ikinci yarıya. Hayırlısıyla kazasız belası. Sana da sonra sormuş. Geliyorum. Sen de istersen. Vallahi yedinin yerine zaten kim oynarsa herkesi etkiler diye düşünüyorum. Ben çünkü bilmiyorum çok mu abartıyorum da bu kadar yanlış bir gid, gid, gidiyor. yabancı transferi son dönemde var mı Savaş abi bu kadar net? Ya vardır tabii illaki de şimdi direkt aklıma gelmedi. Yani ilk 5'e falan yazarım son 3-4 sezonda Yedlin'i. İyi oynadığı maçlar var. Ben, ya şöyle ben İngiltere Premier Lig'den transfer oyun yapılırken çok zayıf. Volkan İngiltere Premier Lig'den transfer edilirken kimse bunu söyleyemezdi. Ya yetineyim. Tabii ki canım yani. Ama ya nasıl İngiltere Premier Lig'de uzun süre top oynamış ben hayretler içindeyim. Dediği gibi yani onun yerinde hayatında sabek oynamayan Oğulcan oynadı. Kaç maç oynamıştır sabek yani? Oğulcan da ben Twitter'a da yazdım. Hatta bazıları tepki gösterdi. Ben çok beğenmiştim o içerideki maçta. Ya Antalya İstazı, maçı mıydı? İlk Antalya mı? maçı. İstanbul Spor maçıydı galiba. Hoca orada oynatmıştı. Hı. Sabek'te biz şaşırmıştık. Bunu acaba oynatır mı diye. Fena oynamadı yani. yani. Yetlin, Alpaslan onların o da Sabek'te oynadı. Da Oğulcan oynattı. Evet fena oynamadı. Yetlin'den daha iyiydi bir defa yani. Onu, Onu söylüyorum. Yani Yetlin varken hani e, Premierlik'ten Premier Lig'den aldığınız bir Sabek varken Oğulcan'ı tercih ediyorsunuz. Ya Prandelli mesela ne kadar Sa sıkıntılı olduğunu Ma zaten oradan, o gösteriyor. E ama gördük ya. bu ligde yani Premier Lig'den aldığınız kaleci neredeyse rekor kıracaktı yani Beşiktaş'ta. Şimdi <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> bir an düşündüm kim diye. Ama o zaten gelirken de finalde falan yediği goller <laughs> İsim meşhur. İsim vermek istemedim bir anda.